çalışma hayatını biz hem mevzuat açısından düzenliyoruz hem özel politika gerektiren dezavantajlı grupların istihdamına yönelik politikalar belirliyoruz. Çalışan nüfusumuzun önemli bir kısmı tarımda istihdam ediliyor. Fındık Türkiye'de biliyorsunuz özellikle Karadeniz bölgesinde en önemli. Fındık üretmeyelim diyemeyiz, fındık toplamayalım da diyemeyiz. Ancak fındıkla ilgili bu tarımı yaparken nasıl daha iyi şartlarda yapabiliriz? Sonuçta bu fındığı biz ihraç ettiğimiz zaman ya da ülkemizde tükettiğimiz zaman insanların hayatları daha güzelleşsin diye kullanılan bir ürün. Birilerinin hayatını kötüleştirerek bu ürünü toplamamamız lazım. Biz bununla ilgili olarak özellikle Efele ile de yaptığımız projede bunu yapmaya çalıştık. Onların amacı tabii ki bu USDA'daki şartları sağlayacak pilot projeler yapmaktı. USDA daha çok şirketlere yönelik, çocuk işçiliğini şirketler nasıl önleyebilir, daha iyi çalışma şartları nasıl sağlayabilir, ona yönelik önlemler alıyordu. Bizim hedefimiz mevsimlik tarım işçilerinin daha yaşanılabilir şartlarda barınmalarını sağlamak, daha iyi şartlarda çalışmalarını ve sosyal güvenliğini sağlamak. Ayrıca biz bu seneden başladık. Bu kişilerin yaşam alanlarıyla ilgili yatırım projelerimiz var. Örneğin Ordu'da bir tane yerleşim alanı yapıyoruz. Bunlar bizden öncelikle şunu istediler, altyapı istediler. Elektriktir, sudur, güvenliktir. Bununla ilgili tedbirleri sağlıyoruz. Hatta elektrik su ücretlerini bile devlet olarak biz veriyoruz. Onun dışında bu tesislerde ya da kamptaki duruma göre kişilerin hijyeni sağlayacak alanlar da yapıyoruz. İşte duşlar, lavabolar. Onun dışında bizden bir sosyal alan istediler. Bu sosyal alanda da çeşitli sosyal aktiviteler yapacaklar. Ayrıca çocukların eğitimleri de gerektiğinde bu alanda sağlanacak ya da okula gitmeyen çocukların kreş hizmetleri ya da kulüp hizmetleri de burada sağlanacak. Ayrıca biz son dönem yaptığımız çalışmalarla da örneğin Ulusal İstihdam Stratejisi ve Çocuk İşçiliği Mücadele Ulusal Programı'yla da burada renkli olarak çocukları okula giderken gösteriyoruz. Arka tarafta da hani çalışmaları artık geçmişte kalmış okula gidiyormuş gibi anlam katmaya çalıştık. 12 Haziran biliyorsunuz Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü. Biz de Türkiye çapında bu kişilerin çocuklarını bizim okula göndermeye ikna etmemiz gerekiyor. Bunun iki tane yönü var aslında. Hem ekonomik hem sosyal yönü var. Ekonomik yönü şu, aileler bu çocuklar üzerinden para kazanıyorlar. Buna inkar edemeyiz. Eğitime gönderdiği zaman bu gelirden feragat etmiş oluyor. İkincisi de bunu da kısa vadede gelen kişilerin nereden geldikleri, gelenekleri, hayata bakış açısı, eğitime bakış açısını dikkate alarak çözebiliriz. Efele ile yaptığımız projenin bakanlık olarak daha önce bu tür projeler de yaptık ama şöyle bir özelliği vardı. İşin içinde hem çalışan taraf hem hükümet tarafı, her taraf, bütün tarafların aynı masaya oturması belki de her iki tarafta aynı tarafta olduğunu hissediyor. Birbirlerine rakip olmadıklarını düşünüyorlar. Ve tedarik zincirleri, işverenler, firmalar da bu kişinin emeğine saygı gösteriyor ki bunlar için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Proje belki de bu yüzden daha başarılı oldu.